Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size arabanın kaloriferi neden soğuk üfler, kalorifer neden ısıtmaz, arabanın kaloriferinin ısıtmamasının sebepleri hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bir küçük bir ricam var arkadaşlar sizden. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Abone sayım ile izlenme sayım birbirini tutmuyor. Adam izleyip gidiyor, bilgiyi alıp gidiyor, bir abone olmuyor. Yani abonenin de bir faydası yok aslında da sayı artıyor işte. Mutlu oluyorsun, o kadar çok takipçin oluyor. Bir şey kaybetmezsiniz. Yani sizden çıkan bir şey olmaz. Sadece abone ol, aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi şunu ben bir çıkartayım. Arabanın kaloriferini ısıtmaması için birkaç neden vardır arkadaşlar. Arabayı bir çalıştıralım önce. Kaloriferi bir açalım biz. Şimdi kaloriferi açtım değil mi? Şeye de vereyim, yüzüme de verdim. Şunu da şöyle açtım. Sıcacık üflüyor. Çünkü niye? Motor sıcak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kaloriferin ısıtmamasının birkaç sebebi var. Ben şimdi size kalorifer niye ısıtmaz? Bunları anlatayım arkadaşlar. Kaloriferin ısıtmamasının en büyük sebebi, birinci nedeni arkadaşlar, %90 ihtimalle termostatın açık kalması. Termostat dediğimiz nedir? Motoru sürekli sabit sıcaklıkta tutan, motor içerisindeki suyu 90 derecede tutan parçadır arkadaşlar. Bir valftir. Su sıcaklığı, motor içerisindeki su sıcaklığı 90 dereceye gelince açılır. Suyu radyatöre gönderilir. Radyatörden gelen su, soğutulan su tekrar motora gelir. Hep 90 derecede tutar. Kaloriferin çalışması, ısıtması için motor suyunun sıcaklığını kullanır. Aynı tıpkı evlerimizdeki kaloriferler gibi. Şurada bir kalorifer peteği vardır arkadaşlar. Şeyin konsolun altında, orta göğsünün altında. Onun içine eğer açık kalırsa su sürekli radyatöre gider. Sürekli soğutulur arkadaşlar. Hiç durmadan soğutulur. Bu da radyatörün su soğuttuğu için kalorifere gelen su soğuk olacağından aracınızın içinde ısıtma olmayacaktır. Diğer bir husus ise, tabi suyla çalıştığını söyledim arkadaşlar size. Radyatör suyu eksilirse, aracınızın radyatör suyu hiç kalmazsa, motor suyu, soğutma suyu gelmeyen su aracınızın kaloriferinin ısıtmamasına neden olur. Diğer bir husus ise hava yapması. Kaloriferin içinde hava olması ısıtmaz. Bunu nasıl anlarsınız? Arabayı ilk çalıştırdığınızda ön tarafından şarıl şarıl su akma sesi geliyorsa, bu radyatör içerisinde, kalorifer peteği içerisinde hava olduğunun belirtilerinden bir tanesidir. Son olarak ise kalorifer peteğinin tıkanması. Şurada kalorifer peteği var dedik arkadaşlar ortada. O petek tıkanırsa su içine gelemez ve kaloriferin ısıtmamasına neden olur arkadaşlar. Tüm bunlar kaloriferin ısıtmamasının sebepleri arasındadır. Evet, bu videomda size kalorifer neden ısıtmaz, kalorifer ısıtmamasının sebeplerini anlatacağım. Ya son olarak bir tane, binde bir ihtimal olsa da, bu kalorifer peteğinden çıkan bir boru var ortada arkadaşlar. Şunlara gelen, mazgallara gelen boru var arkadaşlar. Eğer o boru kopar da sıcaklığı aşağı verirse, o zaman da kalorifer ısıtmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kaloriferin ısıtmamasının sebeplerini anlattım. Size başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.